Evet değerli izleyenler, yeni günden, yeni Burası Önemi'den hepinize sevgilerimizi, selamlarımızı ileterek başlayalım yayınımıza. Artık Temmuz'u da bitiriyoruz. Ağustos, yazın başından beri yani yaz dönemine itibaren Burası Önemi'yi yapıyoruz. Her gün saat 12'de. Tabii ki gündemin satır başları. Bugün yine çok değerli bir konukla gündemin öne çıkan maddelerini konuşmaya çalışacağız. Birazcık daha olayın tabii olaya medya boyutuyla bakmayı tercih ettik. Son gerek iç gerekse Sayın Erdoğan'ın ziyareti sonrası Maraş'la ilgili tartışmalar, biraz onun bakış açısı ya da onların kurmuş yürütmekte oldukları birlik içerisinde Maraş'la ilgili olayın boyutu nedir? O ülkemizin yine oldukça önemli, değerli bir basın kuruluşu, basın yayın kuruluşu, Dış Basın Birliği'nin başkanı Sayın Rasim Reşat Canay'ın konumuz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Levent. Uzun zaman oldu sizi konuk etmedik. Çok Evet. sağ olun, çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Sizi burada görmek güzel. Şimdi aslında ne konuşacağız sorusunun çok şey konuşabiliriz. Karşılığı da var. Hiçbir şey Hiçbir şey konuşmayabiliriz. konuşamayabiliriz. Ancak tabii yani burada Sayın Erdoğan'ın ziyaretinin mecliste yapacağı konuşma sırasında TRT'ye görüşlerinizi aktardığınızı biliyorum. Yani Türkiye basının bu konuya ne kadar ilgi duyduğunu biliyoruz. Size üye değerli arkadaşlar da var. Yani TRT Anadolu Ajansı'nın da var. Türkiye'nin bu Maraş konusunda biraz hassas ve çok proaktif davrandığını görüyoruz. Bir açılım süreci içerisinde, bir açılımda ısrar, bilinen tezlerin çok farklı bir boyutunda bir durum ortaya koydu Türkiye ve sayın %3,5'luk bir alan askeri bölge olmaktan çıkarıldı ki bu bile aslında çok önemli bir adım. Tabii. Maraş'ın yıllarca konuşulan ki şu anda tam cümlelerimi kurarken hatırladım, beraber Maraş'a da gittik. Yani o İlk giden sayın, gazeteci. evet Sayın Özer Sayın Dışişleri Bakanlığı döneminde Evet. yapılan basın gezisine de gitmiştik. Farklı bir aura var orada, farklı bir hava var, farklı bir durum var kumsalıyla, deniziyle. Maraş'ı belki daha çok konuşacağız gibi görünüyor. Dış basın perspektifinden biraz bakalım istiyorum sizde. Siz Sayın Erdoğan'ın buradaki yani gelişi sonrası Maraş'la ilgili o Türkiye'nin tutumunu ve burada içte yaşadığımız tartışma, işte vakıf malıdır, değildir, hayır kapsamlı çözümün parçasıdır, ilerletilmelidir gibi tartışmaları, bütün fotoğrafa nasıl bakarsınız? Şimdi Maraş konusu çok uzun zamandır gündemimize bazen giriyor, bazen çıkıyor ama hep orada bir unsur olarak gerek Evet. müzakere masasında gerek Mausa yerelinde bir konudur kapalı Maraş. İşte askeri bölgeydi, işte kumsalıydı, ahim davalarıydı vesaire Evet. vesaire. Özel bir statüsü vardır. Hem siyasi olarak hem de fiziksel olarak özel bir statüsü vardı. Sayın Erdoğan'ın buraya gelmesiyle bu %3,5'luk askeri bölgeden çıkartılıp mal tazmin komisyonu uhdesine değerlendirmesine bırakılması aslında beklenen ve olması gereken bir şeydi. Ta Özer Sayın Dışişleri Bakanlığı döneminde işte envanter çıkacak ve BM Güvenlik Konseyi kararları çerçevesinde de bir hal yol çaresi bulunacak denmişti. İktidar değişince biraz daha kestirmeden Evet. gitme yönünde bir irade ortaya çıktı. Bu kestirmeden giderken biraz Türkiye'deki siyasetçilerin yaptığı gibi mesela Erdoğan çok güçlü, kamuoyu desteği biraz düştü gibi görülse de aslında kamuoyu desteği düşmesine rağmen çok güçlü. Dolayısıyla Erdoğan çıkıp dedi ki ben bunu yapıyorum.
arkasında da ciddi bir ekip bunun altını doldurur. Evet. Zaten siyasilerin, liderlerin, ekipleri liderin ortaya koyduğu vizyonun altını hukuki, sosyolojik, psikolojik, diplomatik, yasal doldurmakla yükümlüdür. Evet. Ekipler bunu yapar. Şimdi bizde bir irade ortaya kondu. Maraş'ı ben açacağım. Tartışmalar açılacak, açılmayacak, iade edilecek, tazmin olacak, Las Vegas'a dönecek, dönmeyecek, envanter çalışması yapılıyordu, yapılmıyordu, askeri bölge olarak kalacaktı, %3,5 yeni bir terminoloji. Evet. Dolayısıyla burada biraz kimseyi eleştirmek de istemiyorum özellikle devletin televizyonunda ama biraz altı doldurulmamış, altı doğru çalışılmamış, niyet doğru. Yani Rumlar siz hiçbir şeye yanaşmıyorsunuz, biz de artık bütün kozlarımızı sizin canınızı yakacak şekilde kullanmayız. Çünkü siz bizi buna ittiniz. İki devletli çözüm felsefesi de bundan yola çıktı. Evet. Buradan ortaya çıktı diye düşünenlerden. Ama işte bunu çıkıyor Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri, hukukçu arkadaşımız Oğuzhan Hasipoğlu başka bir perspektif anlatıyor. Cumhurbaşkanı başka bir perspektif anlatıyor. Hükümette görev alan başbakan ve kabine üyeleri Maraş sorusuna karşı farklı farklı perspektifler anlatıyorlar. Yani bir belli ki altı çalışılmamış. Altı belki hukuki olarak birileri çalışmış ama bölük pörçük, parça parça, tek bir ses, tek bir mesaj, tek bir kurumsal anlatım oluşturulamamış. Dolayısıyla Maraş açılımı özünde doğru bir hamle. Ya askeri bölgeden çıkaracaksınız, sivilleştireceksiniz ve diyorsunuz ki Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uygun bir şekilde, hukuka uygun bir şekilde hak sahiplerini, haklarını %100 gözeterek biz burayı açıyoruz diyorsunuz. Bundan daha ötesi yok. Bir pürüz BM kontrolünde, BM belediye mi ki? Belediye hizmetleri yapsın ve Maraş'ı yönetsin. Dolayısıyla bir tek o kısmı dışarıda, yanlış bir karar bana göre, BM kontrolüne girmesi Maraş'ın. Gerisi tamam. Evet. Ama bunun altı doldurulmuyor ki. Kurumsal bir mesaj yok. Devletten kurumsal bir mesaj olmadığı için tek bir ağızdan, tek bir sesten herkesin kabul edebileceği, içine sindirebileceği bir gerekçe ve murat ortaya konmadığı için herkes farklı farklı bir şeyler söylüyor. İşte vakıflarındı, şundu, iade edecektik, tazminat verecektik, şu kavga, bu kavga, bir gürültü düz de gidiyor. Halbuki onun kurumsal gerekçeleri, kurumsal olarak ne murat ediliyor bu %3,5'la? Ne murat ediyoruz, ne mesaj vermeye çalışıyoruz? Bunu yapınca karşılığında ne olacak? Bunu kurumsal olarak anlatabildiğiniz sürece, yani aslında çok özetle söylemek gerekirse, Maraş doğru bir hamle ama iletişim bağlamında ciddi iletişim kazalarına uğruyor ve ben bir Kıbrıslı Türk olarak endişeliyim. Tabii bu bir manevra mıdır yoksa gerçekten ileri götürülecek midir? Çünkü çok yani Türk yönetimi altında açılması bir taraftan burada tabii içte Maraş vakıf malıdır ısrarı iade edilemez. Diğer tarafta insan hakları kararlarına atıf, taşınmaz mal komisyonuna kararlarına atıf. Böyle bir birkaç bilinmeyeni bir denklem gibi oluşuyor ama Türk tarafı açısından çok önemli bir manevra sizin de söylediğiniz gibi bundan sonrası için. Manevra olduğu belli sevgili Levent. Yani hepsini yaşmıyorsunuz. %3,5. Yani evet. Ucundan atacak. Yani bak yaparak ha. Evet. Dur bu. Yani Rum tarafını, uluslararası toplumu başka bir noktaya, yani 3,5'u yapan 35'i de yapar, evet. 70'i de yapar, %100'ü de yapar ona göre. Yani ucundan azıcık. Yani tadımlık, biz bunu yapabiliriz
daha fazlasını da yapabiliriz. Evet. Ona göre ayağınızı denk alın. Yani ölümü göster, yani ölümü gösterip sıtmaya razı etme politikasının da bir parçasıdır diye düşünüyorum. Şimdi bu tarz durumlarda tabii yani hemen işte özellikle Amerika'nın geçmiş oranla daha sert bir tavrını gördük. Dışişleri Bakanı hem tweet'ten kendi o an hem kurumsal Amerikan Dışişleri Bakanlığı olarak bazı açıklamalar gördük. Tabii belli ki şu da var. Rum Dışişleri Bakanı kimri tweet yapıyorsa belli ki bir iletişim halinde bunu yaptıkları da açık ortada, yani tweet içerisinde bir net bir konuşlar. Diğer taraftan bir iletişim kazası yaşıyoruz, evet. Ya biz diyorum ya, o diğer taraftan da bir iletişim mekanizması deli gibi çalışıyor. Evet. Uluslararası bir iletişim ve propaganda makinesi sürekli bir şey üretiyor. Ama o Amerikan dışişleri çevrelerinin verdiği tepkilere, evet, bir şey söyleyeyim de tabii sen devam ki, tabii et. Ki yok. Demek ki dokunduğu yer ağrımış. Yani bir düğmeye basılınca bir yerlerden ses geliyorsa, evet, bir ağrı verici hassas bir noktaya dokunulmuş. %3,5 oranında dokunulmuş ama yani %35 de olabilir bu, ona göre diyerek bir aba altından sopa gösterme operasyonu olduğunu düşünüyorum. BM'den tabii ki bazı tepkiler geldi. Bunları ya işte bir kınama açıklama. Dün Avrupa Birliği'nden yine bir kınama açıklaması geldi. Tabii ki Türk tarafının buna yanıtları var. Bunları bir yani Rum tarafı Avrupa Birliği üyesi ve resmi olarak 44.964 sayılı kararla buradaki tanınan devlet üyeliği üzerinden konulan tepkileri gelip geçici bir tepki olarak görürsün ya, bir diplomatik, ya işte Rumlar istedi biz de bir açıklama yaptık diye görür müsün, yoksa bunların etkinliği ne olur, önümüzdeki sürece nasıl ışık tutar bütün bu yaşadıklarımız? Şimdi normal bir süreç yaşıyor olsak ve yani, tabii halkın anlamasını, yani halka bunun duyurulmasını beklemiyorum ama, evet, en azından bizim gibi ya da o diplomatik ve siyasi çevrelerin bilebileceği bir diplomatik manevra olduğunu ve bunun bilinçli yapılıyor olduğunu hissetsek, diyeceğiz ki bunlar danışıklı dövüştür, bu açıklama yapılacak ama rüzgar gibi geçecekler, biz yolumuza devam edeceğiz. Bu yolun ne olduğunu bilmiyoruz. Yani bu %3,5 neden açtık, bu tepkilere gerek var mıydı, attığımız taş ürküttüğümüz kuşa değdi mi bilmiyoruz. Evet. Ve bununla ilgili de şey yok, yani devletin bütün kademelerinde farklı farklı sesler geldiği için de kimin doğru söylediğini, kimin bu konuya hakim olduğu konusunda inanın çok emin değiliz. Yani kamuoyu emin değil. Emin olmadığı için de ciddi bir kafa karışıklığı, bir güvensizlik. Güvensizlik olunca sosyal medya orada zaten. Herkes ağzına geleni söylüyor. Herkes Maraş uzmanı. Herkes Maraş uzmanı. Uluslararası hukuk, mülkiyet ve savaş sonrası dönemler uzmanı. Herkes bir şeyler söylüyor. Ve bu ağızların kapatılacağı, son noktanın konacağı, elini masaya vuran bir açıklama da gelmiyor. Yani açıklamalar işte Maraş KKDC toprağıdır. Böyle slogansı, hamasi, işte tepkiler şeyden gelince, yani siz taşınmaz mal komisyonuna işi havale ediyorsunuz, yani iade var mı? Evet. Var. Hemen birisi çıkıyor, iade kesinlikle söz konusu olamaz diyor. Yani şeye göre ehalinin tepkisine göre bir ekstra tepki veriliyor devlet kademelerinin birçoğundan. Evet. Yani kalabalığa şirin görünme. Hatırlar mısınız, o efsane bir film vardı, Gladyatör. Dedi ki kalabalığı yanına alırsan özgürlüğünü ele geçirirsin dedi.
biraz yumuşatalım muhabbeti. Evet. Şimdi kalabalığı yanına almaya çalışıyor siyasiler. Çünkü ne var? Kurultay var. Ne var? Seçim var. Ne var? Türkiye tarafından beğenilme ve tercih edilme arzusu var. Dolayısıyla net çıkışlar, ya biz bunu yaptık, bunun için yaptık ve bunu murat ediyoruz. Altı da şöyle şöyle doludur, işte Ergün Olgun Bey size anlatsın. Diyen bir şey göremiyor, bir güç, bir irade, bir kuvvet görülemiyor net bir şekilde kamuoyu tarafından. Dolayısıyla bu tartışmalar çok uzun bir süre şey yapacak. Mausa'ya git bir dolaş sevgili Levent. Git sur şeyde kale içinde otur bir kahvede, ya bu Maraş açılacak mı? Ne oluyor falan filan diye. Dört kişiye sor. Dördü farklı farklı acayip acayip şeyler söyleyecek. Bir tanesi işte biz oranın rehabilitasyonu konusunda ihaleye gidip bir şey alacak diye eline uçturur. O bir tanesi der ki ne Maraş ya, biz böyle bir şeyi kabul etmeyiz. O bir tarafı der denizi güzeldir, rahat gidelim çıkalım der. Farklı farklı şeyler var. Çünkü bir noktayı koyacak, sesleri kesecek bir açıklama, altı dolu bir açıklama ne yazık ki gelmiyor. Sayın Erdoğan ziyaretinde meclis konuşması sırasında ya da mecliste verilen mesajlar sırasında işte yeni cumhurbaşkanlığı, yeni külliye gibi bazı mesajlar. Bunlar tabii belli noktalarca beğenildi, beğenilmedi, yeterli bulundu, bulunmadı. Başka bir tartışma. Kimisi yani aslında başka bir diplomatik hamleydi. Fakat konjonktür şu an için bunu yeterli kılmadı. Ancak tabii Sayın Erdoğan'ın bu konuda ne kadar ısrarcı, Türkiye'nin Kıbrıs'ta yeni bir politikaya güdeceğini, ısrar edeceği belli ortada. Ve bu bir yani sadece Sayın Erdoğan'a özel bir politika değil gibi görünüyor. Yani Türkiye artık bu şekilde, yani Kıbrıs'ta Kınaz Montan'la çizgiyi çekti Türkiye belli ki Türk açısından ve yeni bir durum var. Bu eksende gideceğiz diye bir durum var. Yani orada ki siz konuşmayı, açıklamayı ya da bundan sonrasına ışık tutacak boyuttaki derinliğinizi sorarsam ne dersiniz? Erdoğan orada ifadeleri tam hatırlamıyorum ama Erdoğan orada iki devletli çözüm. Yani artık kuzeyde bir devlet vardır. Evet. Bu vakidir. Bunu değiştirmeyeceğiz. Bunu bir federal, bir çatı altına sokmayacağız. Biz bununla yürüyeceğiz artık. Dedi. Tabii bunun üstüne işte bir devletseniz bir de külliyeniz olması lazım. Böyle parlamento olmaz. Küçücük cumhurbaşkanlığı gece kondu gibi dedi. Birçok insan tepkisini aldı. Benimkini de dahil. Ama orada söylenmek istenen bana göre, yani devletsiniz dolayısıyla bir devlete yakışır. Semboller üzerine çünkü çok durur Sayın Erdoğan. Yani bir şey varsa onun bir sembolü olması lazım. Yani bir ülke Müslümansa çok büyük bir cami her ülkeye gelen tarafından görülmesi lazım. Yani semboller, mimari semboller ağırlıklı olarak. Bu sembollerin üzerinde durdu. Bir zamanlar Kıbrıs dizisinde Kıbrıs Türk halkının mücadelesi biraz geri plana itildi. Bir sürü tepki çıktı. İşte Rauf Denktaş'ın gösterilme biçimi, Doktor Fazıl Küçük'ün gösterilme biçimine ilgili çok yoğun tepkiler vardı ya. Onu telafi eden ifadeleri vardı. Sayın Erdoğan'ın. Yani Kıbrıs Türk halkının, mücahidinin mücadelesi, işte Doktor Fazıl Küçük'ün, kurucu cumhurbaşkanının bu süreçteki emeklerini ve kahramanlıklarını ya da mücadelesini o dizide alınan tepkileri sanki telafi eder gibi takım ifadeleri vardı. O benim gözüme çarptı. Onun haricinde o da biraz iletişim kazası gibi. Çünkü
bir hafta 10 gün öncesinden mecliste konuşacağız ve çok büyük sürprizimiz olacak. Mecliste konuşacağız, çok büyük bir sürprizimiz olacak. Türkiye medyası bunu pompaladı. Beni tatilimden getirdi TRT. Onur Bayraktar, eski CNN Türk, eski Euronews, o da Kıbrıs'ta tatildeymiş. Onu da tatilden getirdiler bizi. Bu sürprizi değerlendirmek üzere çağırdılar meclisin önüne o gün. Ve sürpriz Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve meclis binası çıktı. Çok farklı beklentilerimiz vardı. Çünkü çok ciddi bir yükseltme yaptılar ve beklentileri yükselttiler. Biz Azerbaycan bizi tanıyacak diye düşündük. Tanımasa bile direkt uçuş vesaire dedik. Kimileri daha ekonomik perspektiften düşünenler işte Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında serbest ticaret anlaşması yeniden gündeme getirilecek dedi demesini hayal ettik. Ekonomi ve para düşüncesiyle yorulanlar. Bunlar olmayınca daha önce 15 Kasım'da yer gösterin biz yapalım konuşması 15 Kasım'da mıydı yoksa bir seçimden önceki açılış töreniydi. Maraş'la ilgili ilk işte dozeler. Maraş'la ilgili evet evet orada bize bir yer gösterin biz size Cumhurbaşkanlığı Sarayı'da yaparız. Zaten bunu açıklanmıştı dolayısıyla bir sürpriz tarafı da yoktu. Böyle bir senin dediğin gibi sanki başka bir şey vardı da yarı yolda vaz mı geçildi yoksa gereğinden fazla bu pompalandı ve beklenti bu kadar yüksekken işte bir Cumhurbaşkanlığı Sarayı'yla bir meclis binası Erdoğan'ın KKDC Cumhuriyet Meclisi'nde hitabında söyleyeceği şey olmamalıydı düşüncesine mi kani olduk orasını bilemeyiz tabii. Şimdi tabii Sayın Erdoğan'ın meclis çatısı altında bir resmi meclis birleşiminin altında yeni politikayı kayıtlara geçirmesi açısından önemliydi. Son derece önemli. Son derece önemli. Yani bu bu bir meclis kararı değil tabii ki. Evet tabii ki. Ama resmi bir oturumda nisap soruldu, arandı. Yasama çatısı altında. Yasama çatısı altında olağanüstü bir birleşimde bu kayıtlara geçti. Evet. Ama bir tabii ki bir meclis kararı değil. Buradaki açılımda yani bu Cumhurbaşkanlığı ve meclis işte bir başkanlık sistemi tartışmalarına verilen ilk sinyal olarak da yorumlayanlar oldu. Ve Kıbrıs Türk Devleti jargonunu ya da mention'ını, hashtag'ını diyelim. Yani o mesajları son zamanlarda fazla duyar oldu. Tabii ki bu bir anayasa değişiklik ister ilk etapta, isim değişikliği. Ancak bu motto üstüne ilerlenecek gibi görünüyor. İşlevsellik olarak nasıl bakarsın buna? Şimdi işlevsellik olarak Kıbrıs Türk Devleti adı hem İslam İşbirliği Teşkilatı'nda hem de anlam planında ki adımızdı. Ancak bu ülkede anayasa değiştirmenin nedenli güç olduğunu artık iki denemede öğrenmiş bulunuyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin adının değiştirilmesi anayasa değişikliği önerisinin aynı zamanda bir siyasal iletişimci olarak söyleyebilirim. Nasıl tartışmalar o seçim ve referandum süresi içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden asla vazgeçmeyiz derken buna niye döndü diyen bir kesim olacak. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti niye değiştiriyoruz? Kıbrıs Türk Devleti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti adının değiştirilmesi neyi değiştirecek diyen bir kesim de olacak. Dolayısıyla garanti hayır çıkar diyorum ben peşine. Evet. Bunun altı doldurulur. Reaksiyonel bir bakış açısı olacak. Evet evet. Bizim ülkemizde öyle diye Yüksek Mahkeme yargıçlarının artırılacak kararına bile biz ülke olarak ben kişisel olarak evet dedim. Çünkü yani adalet hızlı olacak. Hayır, reaksiyonel yaklaşımlar
işte birisi çıktı dedi, bir parti dedi, geçici 10. maddeyi değiştirmezseniz biz de hayır diyecek dedi. Evet. Toplumcu Demokrasi Partisi. Diğerleri çekimser kaldı ve üzerinde durmadı. Tepkisel bir hayır dediler. İşte anayasa, hele hele yargıyla ilgili bir anayasa değişikliğinin kapısı aralanırsa bundan sonrası tabiri caizse yalama olur ve sürekli değiştirilmek istenir tepkisiyle daha konservatif bir yaklaşım çıktı. Şimdi Kıbrıs Türk Devleti'nin adını değiştirme değil, Kıbrıs Türk Devleti'nin şeklini, şemalini değiştirme, rejimi değiştirme, başkanlık sistemi ya da başka türlü bir sistem ile birlikte ve herhangi bir yerel genel seçime ya da cumhurbaşkanı seçimine iliştirilmeden bir referandum söz konusu olacaksa ben şunu söylerim, farklı bir boyuta taşıyayım işi. Referandumu aslında şey için yapmak lazım. En büyük tartışma ve halk karpuz gibi ikiye bölünmüş. İşte federal çözüm yolunda devam mı edelim yoksa iki devletli çözüm modelini mi takip edelim? Bu konuda bir halka danışmak gerekir. Eğer illaki referandum yapacaksanız. O zaman iki sağlam argüman birbirini ikna etmeye çalışır. Bu televizyon ekranlarında şurada burada çok sağlıklı bir şekilde tartışılır. Bu herkes gider o referandumda. Serdar Denktaş bir dönem evet, bunu söyleyeyim. Kaçıncı Demokrat Parti Genel Başkanlığı'nı kazandığı kurultayda olduğunu hatırlamıyorum. Bunu söylemişti. Bir referanduma gideriz. Ve bunu mu istiyorlar, bunu mu istiyorlar? Halka sorarız, ona göre davranırız. Erhan Arıklı, ben Cumhurbaşkanı olursam referanduma giderim. Eğer halk federasyon isterse ben görevi bırakırım, meclise devrederim gibi garip bir şey söylediydi. Ama yani şu anda halkın tartıştığı, daha doğrusu çok da tartışamadığı konu bence Kıbrıs sorunu ile ilgili arzuladıkları çözüm modeli konusunda bir resmi politik oluşturulmasına karar verme referandumu yapılabilir. Bu biraz da iç barışı da sağlar. Biraz artık daha var. Çünkü bizim Kıbrıs Türk halkının ideolojisi, işte sağcısı, solcusu diyoruz ya. Evet. Herhangi bir iktisadi, siyasi eğilim ile ilgili değil bu ideoloji. İdeolojiler bizde ağırlıklı olarak Kıbrıs sorunun çözüm modeli ile ilgilidir. Sağcılar öylesine, solcular öylesine gibi bir garip bir ideolojik adlandırma türümüz var. Dolayısıyla bir referandum olacaksa Kıbrıs Türk Devleti'nden öte nasıl bir temelde bir şey arıyoruz onu yapmak lazım diye düşünüyorum. Yine bu konuya adapte, bu konuya monte edilmiş bir yani bir CTP'nin kararıyla ilgili tartışmalar. Gerçi yani meclisteki oturumdan sonrası bu biraz dağıldı. CTP tabii ki bunu kendi lehine bir durum olarak döndüğünü düşünüyor. Siz bu konuya nasıl bakarsınız? Bunun bu manevranın ya da bu tavrın, Sayın Erşen'den bunu açıklamaya çalıştı ama yani gündemdeki yerini koruyor, sormak istedim. Ne düşünüyorsunuz? Açıklamaları bir tarafa bırakalım. Cumhuriyetçi Türk Partisi oturdu ve bir karar verdi. Dedi ki, Türkiye'den yetkililer gelip ana muhalefette hiçbir şekilde görüşmüyorlar. Hatta ve hatta CTP iktidardayken de Başbakan olarak Tufan Erhürman evet, herhangi bir görüşme yapamamıştı. Bir tane hariç birlikte Kudret Özersay'la gittiler. Bir görüşme hariç, hiçbir görüşmesi ve hiçbir muhataplığı olamadı. Evet. Buna karşı bir reaksiyon göstermesi gerekirdi. Eğer Erdoğan meclise gelmeseydi bu reaksiyon zaten olmayacaktı. Çünkü zaten yine bize gelmiyor ama şimdi geliyor diye bir tepki göstermek ister. Ha tepki bir nezaketsizlik içerdi mi? Evet.
Ama bir eylem yaptığınızda da biraz nezaketi de düşünmüyorsunuz. Nezaket biraz ikinci planda kalıyor. Kimileri o tartışmaları işte uzun kulaktan duyuyoruz. Kimileri demiş ki girelim ve protesto edelim. O belki de daha büyük bir nezaketsizlik olacaktır. Evet. Yani nezaketsizliğini eleştirmiyorum. Yani bir durum tespiti yapıyorum. Bir tepki gösterilecekti ve gösterildi. Şimdi bunun bir bedeli olur mu? Olur. Bunun bir kazanımı olur mu? Belki de o da olur. Erdoğan ve etrafındakiler, evet ya bu insanları ihmal ettik, bunlardan ne düşündüğünü dinlesey miydik der mi? Çünkü aynı Erdoğan daha Çakıcı TDP Genel Başkanı iken evet. Lefkoşa'da Merit Otel'de bir odada, hatta klimalarda bir elektrik arızası vardı. Kanter içerisinde bir fotoğrafı var. Bir koltukta oturuyor ve sırayla bütün siyasi parti başkanlarını ve heyetlerini birer saat birer saat birçok sivil toplum örgütü başkanı ve heyetlerini sırayla o sıcakta görmek için ve konuşmak için, onları dinlemek için bir zaman ayırdığını evet, hatırlıyoruz. Aynı Erdoğan. Dolayısıyla yani aynı kişi ama düşünce yapısı ya da siyaset yapma biçimi farklı. O gün Erdoğan ile bugün Erdoğan arasında. Dolayısıyla bu CTP'nin ortaya koyduğu tepki haklı mıydı? Evet, haklıydı. Bir nezaketsizlik içeriyor muydu? Evet, içeriyordu. Bir kazanımı olur mu? Belki de olur. Bir bedeli olur mu? Belki de olur diye yuvarlak bir şekilde geçiştireyim. Son sorum, Demokrat Parti'deki durumu son olarak bir sormak isterim ve böyle kapatalım. Sayın Afet Özcefer'in oradaki durum nedir? Bir tespitin var mı? Tespitim yok. Dışarıdan izleyebildiğim kadarıyla. Evet. Bu süreç içerisindeki aktörlerden işte Koral Çağman, Afet Özcefer, Serdar Denktaş, Çelebi Ilık hatta bu süreçte hiçbiriyle konuşmadım. Denk gelmedi. Bayram tatili içerisindeydi. Ama süreci az çok hep birlikte takip ettik. Yani evet. Koral Çağman bakanlıktan istifa etti. Sağlık gerekçelerini ve bu işi sevmediğini ayan beyan ortaya koyarak ve Demokrat Parti içerisinde ve hükümet içerisinde bir kriz çıktı. Neden? Çünkü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hükümet kurma müzakerelerine aniden müdahil olan ve aslında hükümetin kurulmasını sağlayan Serdar Denktaş bu benim hakkımdır diyerek Koral Çağman'ı oraya atadı. Koral Çağman ayrılınca bu bakanlık benimdir dedi. Ya ben ya benim atayacağım bir evet. kişi olacak dedi. Bu Demokrat Parti'den bağımsız bir bakanlıktır dedi. Fikri Ataoğlu aynı fikirde olmadığını ve MYK toplayarak bizim ismimiz budur dedi. Serdar Denktaş bir kurt siyasetçi olarak absürt denilebilecek isimler öne sürdü. Ya ben ya Bertan Zaroğlu dedi mesela. Herkes garipsedi. Ama biz Serdar Denktaş'ı tanıyanlar olarak ve gece yarısı UBP ile DP'nin yerel belediyeler, yerel seçimlerde işbirliği yapma pazarlığının kızıştığı bir şeyde gece 11'de ben uyandırılıp Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanlığı'na Serdar Denktaş adaydır açıklaması yapmış ve ondan sonra müzakereler yeniden canlanıp ortak aday konusunda böyle kurt bir siyasetçiden bahsedirken bunu herkes garipserken biz ya gene bir şey çeviririz bu diye değerlendirmesini bildik seninle. Evet. Şimdi bu ortamda Ersan Saner de ciddi şekilde ortada kaldı. Şimdi bir tarafta
hükümet ortağı bir ve hükümet ortağı iki, Fikret Oğlu ve Serdar Denktaş. Şimdi hangisini küstürecek? Zaten diğer tarafta iki ayrı hükümet ortağı var. Bertan Zaralı ile Erhan Arıklı. Yani hükümet evet. Üçlü falan değil yani. Sekizli hükümet yani bağımsızlarda sayarsan o onlu hükümet. Ersan Saner de zor durumda kaldı. İşte anlaşın dedi, şu dedi, bu dedi, bilmem ne dedi falan filan. Ve en sonunda en doğru hamle, en akıllı hamle ve herkesin mutabık kalacağı hamle Koral Çakman'ın yeniden göreve gelmesiydi. Evet, siyasi olarak çok garip gelebilirdi. Böyle şey olur mu ya, gitti de geri geldi. Ama başka bir çare de yoktu. Yani hükümeti kurtarmak için Serdar Denktaş'ı da Fikret Oğlu'nu da kızdırmamak için başka bir çare yoktu. Ve bu yapıldı. Ha, diğer taraftan işte Afet Hanım'ı ciddi evet. şekilde kızdırdılar. Afet Hanım da psikolojisini hayal etmeye çalışıyorum. Benim partimin MYK'sı benim adımı veriyor ve adım da ortalıkta dolaşıyor. Hatta eminim Sayın Özcafer kendine özel kalem müdürü şu bu falan filan da belirlemiştir. Bakan olacak diye. Bu ülkede olmuş bir şeydir. Ve aniden işler başka türlü dönüyor ve Koral Bey geri geliyor. Evet. Ve Afet Özcafer'in adı ağızlarda sakız edilmiş bir şekilde ortada kalıyor. Yani Afet Hanım'ın istifasının ardındaki psikolojiyi de anlayabiliyorum. Ama bir siyasi partinin genel sekreteri olarak da şöyle bir yaftayı da kendi üzerine asmış bulunuyor. Çünkü herkes bu süreci unutur. Afet Hanım bakan olmadı diye istifa ettiği hatırlar özellikle Kıbrıs Türk Halkı içerisinde. Afet Hanım için bu çok da yani onu tanıyan biri olarak siz de tanıyoruz. Ben tabii böyle biri olmadığını biliyoruz. O daha çok adının bu şekilde yani sizin söylediğiniz gibi. Aynen. Ben onun psikolojisini evet. anlıyorum ama evet. Verdiği özellikle bu basın toplantısının yaptığı bunu üzerinden atması için ama netice itibariyle olaylar bu detayları unutulur. Evet. Yani iki yıl sonra biz bunu konuşurken Afet Hanım'ı bakan yapmadılar. Onun için istifa etti. Ye indirgenir. Bizim biraz da sığ siyaset anlayışımız içerisinde toplum olarak. Çok teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Her zaman. Yeniden sizi burada görmek isteriz. Çok sağ olun. Daha çok konuşacak konu var. Bugün bu kadar diyelim. Önümüzdeki haftada yeniden sizi görmek isteriz. Çok sağ olun. Ne zaman davet ederseniz. Sağ olun. Sohbet her zaman keyifli. Evet. Dış Basın Birliği Başkanı Sayın Rasim Reşat'la günü tamamladık. Değerli izleyenler kendine teşekkür ederiz. Yarın saat 12'de yeniden kısmetse burada olacağız ve yeni konuğumuzla tabii ki gündemde ne varsa konuşmaya devam edeceğiz. Sağlıkla kalın efendim, tedbirleri elinden bırakmayın. Gerçekten bu anlamda zor bir süreçten geçiyoruz. Hemen Covid'den şikayet ediyoruz ama normal yaşamaya da devam ediyoruz. Aşı olun diye bir mesaj ver lütfen. Aşı çok, tereddütümüz var çünkü. Dün Sayın Bakan söyledi yani yeterince aşı var, herkes gidip aşı olsun. Şikayet ettik bir ay önce aşıdan. Şimdi, birbirimizi parçaladık aşı evet, olalım şimdi diye. Şimdi aşılar stoklarda bekliyor, duruyor. Sinovac'la ilgili tartışmalar vardı bir süre ancak Sinovac'ın da faz 3 çalışması duyuruldu. Antikor yarattığı antikor değerleri ortada. Dolayısıyla aşı olalım çünkü bu iş aşı olmadan atlatamayacağız efendim onu bilelim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, BRT'de. BRT Haber Merkezi programcılarından Aziz Karaaziz, Baykan Gürse Sözdağ ve Pembe Paşaoğlu'ları soracak, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar yanıtlayacak. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar özel yayını 28 Temmuz Çarşamba saat 20.30'da BRT'de.
Fransız bilim adamı Louis Pasteur tarafından kullanılan inaktif virüs aşı yöntemi, virüsün etkisizleştirilmiş bir formunun tamamen veya kısmen enjekte edilmesinden oluşur. Önce virüs laboratuvar ortamında çoğaltılır ve saflaştırılır. Aşı olarak hücrelere enjekte edildikten sonra hücre virüsü tanımlayıp onu nötrleştiren antikorları üretir. Böylece vücut gelecekteki enfeksiyon durumunda onunla nasıl savaşılacağını hatırlayacaktır. Çin, Sinovac aşısını üretirken bu yöntemi kullanmaktadır. Yeni nesil DNA ve RNA aşıları farklıdır. Amaç, virüsün kendisini enjekte etmek değil, mesajcı RNA'yı kullanarak koronavirüse taç şeklini veren yüzeydeki dikenli proteinlerin genetik bilgisini vermektir. Bu genetik bilgi doğrudan insana enjekte edildiğinde hücre yalnızca insanlara zararı olmayan dikenli proteinleri üretecektir. Bağışıklık sistemi bunların hepsini yabancı olarak algılayacak ve antikorlar üretecektir. Gerçek enfeksiyonla karşı karşıya kalındığında bağışıklık sistemi onları nasıl nötrleştireceğini hatırlayacaktır. Bu aşıların üretilmesi daha basit ve hızlıdır. Ancak çok düşük sıcaklıklarda muhafaza edilmesi gerekir. Pfizer, BioNTech aşısını üretirken bu yöntemi kullanmaktadır. Viral vektör aşılarında genetik materyal daha güçlü bir bağışıklık tepkisini tetiklemek için hücreye başka bir virüs tarafından taşınır. Bu da AstraZeneca ve diğer bazı firmaların kullandığı yöntemdir.